Kum saatinden sevgiler, saygılar, iyi akşamlar sevgili seyirciler. Her zaman olduğu gibi yaklaşık 50-55 dakikalık bir program süremiz var. Bu süre içerisinde gündeme dair önemli konu başlıklarını gazeteci yazar Murat Çabaz'la konuşacağız. Perdeyi aralayacağız. Olayların arka tarafını görmeye, yorumlamaya çalışacağız. Özellikle Murat Çabaz'la. Peki bugün Gündemde neler var? Hani biz konuşamasak da gündemde neler var? Şöyle bir bakalım hızlıca sevgili izleyiciler. Dün işte bu Fransız Rafale uçak sava savaş uçakları Ege'de Tanagra Adası'na iniş yaptı. Geçtiğimiz haftalarda Murat Çabaz bununla ilgili konuyu aktarmıştı. Yunan savaş gemi, efendim uçakları gemileriyle beraber tatbikat yapacaklar. Fransa'nın Yunanistan'a olan bu ani ve yükselen sevdasını, aşkını soracağım Murat Çapaza. 2020'de Türkiye tarım, gıda ve içecek sektöründe 16.1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Yani yaklaşık herhalde 100 milyar TL'ye yaklaşık gelen bir e, bedelde ithalatımız oldu gıda sektöründe özellikle e, gıdayı Tabii sevgili izleyicilerimiz de çok merak ediyorlar ABD İran'ın nükleer anlaşmaya dönüş önerisine ihtiyatlı yaklaşıyor bu tabi şu demektir bence e, hani ABD yavaş yavaş İran'ın dediğine gelecek ABD U.S.S Limitis uçak gemisini Orta Doğu'dan çekti bu uçak gemisinin tabii çekilmesi İsrail'in mi acaba önünü açmak için bu sorular kafalarda dolaşıyor. İsrail ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacak. O iş bize kalır ifadesini kullandı. Yani herhangi bir durum olursa ABD saldırmayacak ama biz kesinlikle saldırırız demeye çalışmış İsrailli yetkililer ve ABD Stratejik Komutanlığı Stratejik Komutanlığı Başkanı Rusya ve Çin ile Nükleer savaş gerçekçi bir olasılık diyor. Yani Murat Çabaz'ın yorumunu bilmiyorum ama bence bu çok gerçekçi bir olasılık değil gibi geliyor bana. Enflasyon sepeti yine değişti sevgili izleyiciler. Etin ağırlığı azaldı, ekmek ve makarna arttı. Bu biraz sofralardaki herhalde son dönemlerdeki. Efendim e, kullanma oranlarından da kaynaklanıyor olabilir. Anayasa değişikliği gündemde sevgili izleyiciler. Acaba bu anayasa değişikliği bir erken seçim için mi diye insan sormuyor değil. ABD ulusal güvenlik danışmanı Sullivan ve İbrahim Kalın e, telefonda görüştü. Peki ne konuştular? Ee, bu konunun derinliklerine ineceğiz. Bu, gazeteci yazar Murat Çabaz'la ve Lütfi Elvan enflasyon açıklaması yaptı ve hedefin uzağındayız dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi yerli buğday alımında yok ancak ithalde var. İlaç alımların ilaç fiyatlarına %22 zam geliyor enflasyon tüketicide %14.97 üreticide %26.16 aradaki fark da oldukça yüksek normalde 1-2 puan farkla değil mi Gerçekleşir evet. ee, gerçekleşirdi enflasyon sonuçları Tefe Tüfe ancak bu sefer bayağı bir fark var. Ee, bunun nedenini de programımız programımızda hani süremiz elverirse konuşmakta fayda var diye düşünüyorum ama tabii ABD ve Türkiye'nin arasında bu ABD ile Türkiye arasında geçen o İbrahim Kalın görüşmesiyle başlayalım. Ne konuştular ve esasında biz bunu nasıl okumalıyız, nasıl anlamalıyız? Evet, Sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Amerika'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler ama tabii uzun bir telefon görüşmesi. Tabii bir saat, bir saate yakın bir görüşme gerçekleştirildi ve burada tabii öncelikle e, karşılıklı tebrikler vesaire. Yani e, neçide yeni görevi gelen gelmiş bir e, danışman var. E, Sayın Kalın da e, tebriklerini öncelikli ifade etti. Biden'ın efendim e, göreve gelmesini e, tebriklerini ifade etti ve ardından da tabii gündeme geçildiği ifade edildi. Gerek Türkiye'den yapılan bu konuda açıklamalar var. Gerekse Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklama var. Bunları tabii karşılıklı değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın gündemde neler vardı? Gündemde evet. yapılan açıklamalara göre Türkiye-ABD ikili ilişkileri. En baştaki gündem bu. ya yani bundan sonraki, sonraki süreç yani şu zamana kadar, kadar gelen böyleydi. Bundan sonra nasıl olacak şeklinde görüşler beyan edildi. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, yukarı Karabağ, Covid-19 ve uluslararası iklim evet. e, problemleri masaya yatırıldı ve bunlar e, konuşuldu. Onun dışında e, bakın tabii e, direkt ve temenniler yani işte işbirliğimiz artırılsın e, diyaloğumuz e, geliştirilsin e, ve artık yani daha sıkı, daha yapıcı ilişkiler e, evet. kurulsun. E, küresel işbirliği, NATO kapsamındaki Efendim işbirlikleri devam etsin ve bunlar pekiştirilsin tarzında bir takım açıklamalar yapıldı. E, tabi burada şunu söylemek lazım ve tabi yeni bir yönetim yani yeni bir Amerikan yönetimi ama aslında e, dış ya da iç politikaları değişmeyen bir Amerikan yönetimi var karşımızda. Yani bunlar her dönem her yeni başkan geldiği zaman her bir yeni yönetim geldiği zaman bu tür tabi dilek ve temenniler ortaya konuluyor ama en fazla umut bağlanan Amerikan başkanlarında bile neticede çok ciddi bir fiyaskoyla sonuçlanıyor. Şu anda dikkat ederseniz e, siyasilerimiz iktidarıyla, muhalefetiyle e, Biden'dan ziyade Trump'ı desteklediler değil mi? Yani seçim boyunca aman Trump gitmesin, aman şöyle olmasın tarzında bir yaklaşım Biden sergilediler. Biden doğrudan ve direkt Türkiye düşmanlığı belliydi, biliniyordu bu noktada Biden hiçbir zaman için Türkiye ile ilgili görüşlerini değiştirmedi. Seçim sürecinde de bunu değiştirmedi. Türkiye aleyhtarı bir tutumu, bir tavrı vardı ve bu tutumun Biden efendim cumhur Amerikan Başkanı olursa Türkiye'nin ciddi anda başına bela açacağı, sıkıntı açacağı görüşü vardı. Taburda etken nedir? Yani çok özür dilerim. Yani Trump Türkiye sevdalısıydı da Biden Türkiye düşmanı mıydı? Yani böyle bir şey değildi tabii ki. Yani Biz her zaman şunu ifade ediyoruz, başkanlar her zaman Amerika'da vitrindir. E, perde arkasında bir e, Amerikan derin devleti vardır ve Amerikan derin devleti de e, şirketlerden oluşur. Yani ailelerden ve şirketlerden oluşur. Efendim e, bu belirlenen, bu ailelerin, bu şirketlerin belirlemiş olduğu, lobilerin belirlemiş olduğu Amerikan dış politikası neyse, Türkiye'ye bakışı neyse başkan da öyle ya da böyle bazen güler yüzlü olarak, bazen de şahin bir bakışla aynı politikaları hayata getirir. Evet. Yani onun şahin Üstlük bakışı farkı. ya da güler yüzlü olması sonucu değiştirmez. Şimdi Trump çok güler yüzlüydü de, çok böyle şen şakrak bir adamlığı da. Yani Türkiye o zaman KASA yaptırımlarını kim imzaladı? Yani o zaman efendim 50 bin, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle 50 bin tırı aşkın silah terör örgütünde ne zaman gönderildi? Dikarı ya da hep bunlar e, Türkiye Cumhuriyeti de Devletinin başkanına Cumhurbaşkanına ciddi manada saygısızlık içeren e, bir, mektup, ha, efendim, basına bir mektup, basına yansıyan bir mektubu kim kaleme aldı? Tabii. Türkiye ile ilgili son derece böyle esasında diplomatik kriz çıkarabilecek seviyede tweetleri kim attı? Evet, yani burada eğer terör terör örgütüden bahsediyorsak, yani YPG terör örgütüne verilen destekten bahsediyorsak, e, hani Tamam. Obama döneminde bunun bunun altyapıları kuruldu. Ama bu Bush döneminde bunun temelleri atıldı. Yani özellikle evet. işte o Irak işgaliyle beraber temelleri atıldı. Maalesef Irak işgaline Türkiye'deki siyasete de destek oldu. Ardından onun devamı gelen çorap söküğü gibi devamı gelen politikalar bunlar arasında. Yani Obama döneminde döneminde YPG'nin efendim Suriye'deki temelleri atıldı. Ama Trump zamanında da bu güçlendirildi. Askeri üstlerde efendim e, teröristlerin e, hani 5 bin'erli gruplarla yetiştirilmesiyle sayısını 110 bin'e çıkartılmasıyla ve ellerindeki silahların daha da güçlü hale getirilmesiyle beraber buradaki Amerikan politikaları Obama'nın Suriye'de başlatmış olduğu o Amerikan politikaları devam ettirildi. Evet. Şimdi he, Ege'de yani Ege'de Obama işte Yunan'a destek verdi de Trump destek vermedi mi? Yani Ege krizi Trump döneminde başladı. Değil mi? Daha daha da kuvvetlendi, daha da pekişti. Daha önce de vardı ama yani şu son yaşadığımız gelişmeler siyasilerimizin seçim döneminde desteklediği Trump tarafına yapıldı. Ya burada çok basit bir soru soralım. Bugün Türkiye ile Yunanistan arasında Allah muhafaza ciddi ve derin bir kriz oluşsa, bir savaşma pozisyonuna doğru gelsek, silahlar çekilse, Amerikan yönetimi Türkiye'den yana mı tavır alır, Yunanistan'dan yana mı tavır alır? Şimdi bu soruyu dünyadaki pek çok ülke için sorabiliriz. Yani Türkiye misal bir İran'ı vurmayacaksa, Allah muhafaza. İran'la bir savaşa girmediği müddetçe ABD Türkiye'nin yanında yer almaz. Kimle savaşa girmeye kalkarsa kalkalım, ABD Türkiye'nin karşısında yer alır. Ya da şöyle ifade edelim. Yani biraz ters bir mantıkla beraber. Irak-İran savaşında 1980-1987 yıllarında yapılan İran-Irak savaşında Amerika kimin yanında yer aldı? Irak'ın yanında yer aldı. Evet. Peki 87'de savaş bitti. İran Irak 8 yıl sürdü. 87'de bitti. Ardından Amerika Körfez Savaşı'nı ne zaman başlattı? Ne zaman Irak'ın üzerine bombalar göndermeye başlattı? 1991. Yani İran Irak Savaşı'ndan 4 yıl sonra Amerika Irak'ın üzerine bombalar göndermeye başladı. Yani aslında Amerika'nın yanında olması, yani karşında olmasından değil, yanında olmasından korkacaksın. Bu sadece Amerika değil, batılı ülkelerin senin yanında olmasından korkacaksın. Neden? Yani yanında oluyorsa mutlaka bir proje, bir hesap için yanında oluyordur. Temkinli olman gerekiyor. Dikkat evet. ederseniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk batıyı çok iyi tanıyan, Batı bütün mücadelesini Prof. Dr. Haydar Başbin ifade ettiği gibi Haçlı Batı'ya karşı veren Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda bunlarla mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiçbir batılı ülkeyle dostluk anlaşması imzalamamıştır. Hiçbir zaman onlara güvenmemiştir. Hatta Amerikalılar kendilerine kendisine hani biz yetimhane açmak istiyoruz gibi çok masum bir teklifle evet. geldiklerinde bile bakın çok enteresan. Hani bırakın siz bir askeri üs kurmayı, bırakın siz hani gel NATO'ya gir demesini, bırakın başka şeyleri efendim bir yetimhane açmak istiyoruz gibi çok masum masum çok böyle masum görüntülü bir teklife dayı Atatürk hayır diyor. Hayır. Neden? E Bursa'da Amerikan Koleji'ni kapattı hatta. Tabii. Çünkü diyor onlar yetimhane için gelirler. Bizim evlatlarımızı bize karşı yetiştirirler diyor. Yani bu noktada görüşünü de çok net bir Tabii. şekilde. Şimdi esasında ediyorum. hani yaklaşımın bile ne kadar sakat olduğunu görüyorsunuz. Yani bir ülke bir ülkede ticari bir faaliyet için gele gelebilir. Diplomatik faaliyetleri başlatmak için gelebilir. İşte efendim bir ülke ya da bir bölgeyle ilgili bir stratejik ortaklık için gelebilir ben senin ülkene geleceğim ve sende yetimhane açacağım gibi yani normalde ülkeler arasındaki diyaloglarda eşine ve benzerine rastlanmayan teklifler arka planında çok derin ve önemli efendim sorunlara kapı açabilecek tekliflerdir. Yani normal olmayan her şeyden şüphelenmek gerekiyor. Yani şu an işte bunların hepsi yapılıyor ama. Yani Atatürk'ün o gün reddetmiş olduğu bütün politikalar Bugün hepsi yapılıyor. Mesela yabancı vakıfların yani vakıfların dışarıdan efendim yardım almasının önü açıldı biliyorsunuz. Yani bu şu anda yerli vakıflar bile dışarıdan efendim destek aldığı zaman söyler misiniz o vakıfa siz yerli diyebilir misiniz? Ama şu anda yapılıyor bu maalesef. Ya işte azınlıklara, efendim yabancı vakıflara toprakların şeylerin iadesi, gayrimenkullerin iadesi yasası çıkartıldı. Evet. Şimdi baktığımız zaman Atatürk'ün o gün reddetmiş olduğu, temkinli davrandığı biz bunlara karşı mücadele verdik diyerek izahını yaptığı o iradeler karşı bugün maalesef Atatürk'ün reddetmiş olduğu her şey şu anda tam tersi yapılıyor. Şimdi geldiğimiz noktada hani bizim aslında bu telefon görüşmesinde sormamız gereken şeyler şunlar. Yani Kardeşim sen beni, biz senden patriot istedik, sen bize vermedin. S4. Biz de bunun, biz de bunun efendim karşılığı olarak da ne yaptık? S-400 aldık, ses evet. çıkarmadın. Yani biz senden iki defa istedik, sen bize vermedin. Biz de mecburen bir hava güvenlik sistemi ihtiyacımız. Sen bizi niye düşman ilan ettin? Tabii. Bu Bana vermediğin F-35'leri neden Yunanistan'a satıyorsun? Tabii. Yani senin eğer ürünle ilgili yani bu ürünü yetiştirmek, efendim e, temin etmek gibi bir sorunun varsa Yunanistan'a nasıl temin ediyorsun? Bu ürünü başka bir ülkeye vermek gibi stratejik bir efendim karar aldıysan vermemek gibi bunu Yunanistan'a niye veriyorsun? Evet burada bakın çok enteresan. Yani Amerikan tarafı Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horn bir açıklama yaptılar. Yazılı bir açıklama bu açıklama ve şunu ifade ediyor. Ee, Sullivan'ın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini almasından dolayı ABD'nin duyduğu endişeyi dile getirdi. Yani adamlar bizi, siz neden S-400 aldınız diyerek bizi hesaba çekebiliyor. Ama biz ne diyoruz S-400 ile alakalı? Biz size ya da NATO'ya zarar verebilecek bir Efendim e, bunu bir şekilde kullanmayacağız. Ya tamam da biz bunu ifade etmek zorunda değiliz ki. Bunu niye söylüyoruz ki biz? Biz bağımsız bir devletiz. Eğer yani bağımsız bir devletsek, biz bağımsız bir devletiz ve S-400'ü biz, hava güvenlik konusunda bizi tehdit eden her tarafa kurma yetkimiz var. Bu devlet olma yetkimiz zaten budur bizim. Ve bizim de şu anda en çok ihtiyacımız olan yer de Ege bölgesidir. Batı'dan en büyük tehditimizi şu anda alıyoruz. Tabii. Şimdi yarın bir gün Karadeniz'den de bir tehdit alırsınız. Neçede dün itibariyle Amerikan ve efendim Rus savaş gemileri karşı karşıya geldiler orada. Yani orada da bir çatışma ortamı oluştu aslında. Ve Rusya şu anda Efendim üst üste tatbikat kararları aldı. Şu anda netice Amerika'nın e, silahlı gemisi, savaş gemisi orada tur atıyor. Ve diyor ki müttefiklerimi korumak için ben buradayım. E tamam da müttefiklerini korumak için diğer ülkeleri tehdit ediyorsun. Yani böyle bir tablo var. Şimdi baktığınız zaman yani oralarda ısınıyor. Ama şu an için öncelikli bir bölgemiz bizim Ege bölgesidir. Ben istediğim yerde bu S-400'ümü kurarım. Diyemiyoruz. Ben bağımsız bir devletim diyemiyoruz maalesef. F-35 niye bana f -30 ben burada parasıyla ortak oldum. Tedarikçiydim. Niye beni buradan çıkarttın diyemiyoruz. Sonra sen niye dedi Lozan'a göre aykırı olmasına rağmen, burası silahsız kalmasına rağmen sen burada bana düşmanlık eden bir ülkenin yanında yer alarak bana karşı niye burada üst kurdun diyemiyoruz. 40 kilometre mesafedir. Yani Dede Ağaç bizim sınırımızdan 40 kilometre mesafedir. Evet. Yani buradan, yani biz şu anda küçük Silivri. Silivri. ya da Buradan baktığımızda Ümraniye ya da efendim biraz daha ötesi. Tabii. yani Bekoz, iki köprü diyor. 42 43 kilometre falan. Yani köprüye gidiş geliş diyelim. Tabii. 20 kilometre bulan köprü. Yani bu kadar yakın mesafedeyiz. Şimdi baktığımız zaman yani burnumuzun dibinde asker üs kuruluyor Ve bize karşı bizim bize düşmanlık edenin yanında. Yani burada e, terör konusu. Şimdi Biden daha görev ve gelir gelmez yaptığı açıklama, yani resmi açıklama biz YPG'yi destekleyeceğiz, değil mi? Evet. Bunun resmi açıklamasını yaptı Biden. Peki biz de dedik mi ki bu terör bizi tehdit ediyor, sen buna destekleme kararı niye alıyorsun diye hesabını sorduk mu? Şimdi burada şu çok kısa bir zaman, 20 Ocak'tan bu zaman, değil mi? 20 Ocak'ta koltuğa oturdu, 20 Ocak'tan bugüne zaten, Biden hükümetinin almış olduğu Türkiye aleyhinde çok ciddi, ciddi kararlar. Çok yani ciddi daha adımlar Beyaz var. Saray'da hangi odanın kapısı nereye açılıyor diye bunu bile öğrenme fırsatı bulamadan Biden. Yani, yani şu etrafımızdaki an, şey de artıyor, ateş artıyor şu anda. Yani pratik olarak artıyor. O yüzden yani biz tabii inşallah bu görüşmede bunlar konuşulmuştur diyoruz ama e, Sayın Kalın'ın ve efendim Beyaz Saray sözcüsünün açıklamalarına bakılırsa Amerikan tarafından bize endişeler ifade edilmiş ama bizim tarafımızdan endişeler ve efendim e, gerekli ifadeler kullanılmadığını ben en azından haberlerde böyle görüyorum. Eğer yapıldıysa da ona göre bir açıklama yapılsın bir dedim. Evet. Ama ben yapıldığı kanaati bende maalesef yok. Burada hani çok temel esasında biz bir mantığı senle hep programımızda konuşuyoruz. Dış politika gündeme geldiği zaman şimdi ülkelerin menfaatleri vardır ticari menfaatleri, bölgesel menfaatleri, komşuluk menfaatleri, tarihsel menfaatleri, işte geçmişten gelen efendim bir takım kültürel birliktelikleri, beraberlikleri, yakınlıkları. Şimdi bugün bizim en bu manada doğal iş birlikteliği içinde olduğumuz ülkeler bellidir. İşte Azerbaycan bu konuda işte iki devlet tek millet sloganıyla hareket ettiğimiz bir ülkedir. Ya da işte Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim işte Sayın Başüstü Kapasite Genel Başkanı Hüseyin Başbey'in tanımlamasıyla 3 devlet tek millet olabildiğimiz bir devlettir Kuzey Kıbrıs. Şimdi onun dışında uzun yıllardır sorun yaşamadığımız ticaretimizle efendim ikili hukuklarımızla beraber olabildiğimiz, aynı masada toplanabildiğimiz bize düşmanlık yapmayan ülkeler var. Ya da efendim ticari olarak çok büyük çıkar sahibi olduğumuz ülkeler var bunlarla ilgili ilişkilerimizi belirleyelim düzenleyelim Biz ABD'yi de bu seviye taşıyalım yani ABD'yi karşımıza alalım ABDyi düşman ilan edelim ABD ile bütün bağlarımızı kopartalım değil İlişkilerimizi öyle bir boyuta taşıyalım ki bu ilişkiden sadece ABD değil biz de çok büyük kazanımlar elde edelim tabi yani bugün bakın e, hani Rusya'nın şu anda Amerika ile bir ilişkisi var mı var yani neçede e, diyalogları devam ediyor. Evet. Baktığımız zaman peki e, hatta Rusya Rus doğal gazını Amerikan Amerikan'ın aldığı da birçok belgelerle ortaya çıkmış yani bunu da ifade etmek lazım. Hatta hatta S300 aldığı da Amerika'nın e, Rusya'dan e, evet. belgelerle ortaya çıkmıştı yani. Şimdi baktığımız zaman e, Çinle Amerika'nın bir ilişkisi var mı? Var. Tabii ki. Ya yani kanlı bıçaklı olan ülkeler bugün eee mütekabiliyet esaslarına göre oturarak bir takım anlaşmalar yapabiliyorlar. Ticaretlerini devam ettirebiliyorlar. Dengelerini devam ettirebiliyorlar. E burada biz e, hani şimdi Rusya'da bir diyalogumuz var değil mi? Yani biz Rusya'ya parasını ödüyoruz. S400 alıyoruz. Efendim e, bazen hani YPG'yi destekliyor Rusya. Ona karşı diyoruz ki bunu yapma. Yani bak yanlış yapıyorsun diyoruz. Öyle değil mi? Yani baktığımız zaman Rusya'yla e, efendim temkinli bir diyalogumuz var. Ya bizim Rusya'yla hani bakın bu Rusya hangi Rusya? Kendi insanlarını biz, bize, bize, bize güvenerek kendi insanlarını bize turist olarak gönderen Rusya'dan bahsediyoruz. Bizim tarım ürünlerimizi alan Rusya'dan bahsediyoruz. Bize doğal gaz veren, satan bir ülkeden bahsediyoruz. Nükleer santralimizi yapan Rusya'dan bahsediyoruz. Ve aynı zamanda Türk akımında bize güvenerek bir projeye hayata geçiren bir Rusya'dan bahsediyoruz. Ve yine S-400'ünü bize ön koşulsuz olarak Hatta Sayın Lavrov'un ifadesiyle biz size biz parasını aldık size gönderiyoruz. İsterseniz kutusundan çıkarmayın, isterseniz kurun. Kuracaksanız biz size desteğimizi, desteğimizi veririz. Hatta i̇sterseniz üretim de saksı nokta, olarak kullanın, isterseniz tabii. olarak kullanın. Ne yaparsanız yapın. Hatta de. üretim işbirlikteliğine de hazırız demişti Lavrov. Tabii. Yani burada bunun nasıl üretileceğini, fabrikasını kurma noktasında da size destek verebiliriz demişti. Şimdi Şimdi bir tarafta böyle bir Rusya var. Evet, Sözünüz burada önemli çünkü. Bir taraftan da oturmuşsunuz, bir sözleşmeyi imzalamışsınız, parasını ödemişsiniz, adam sana F-35 vermiyor. Yani sana F-35'ini parasını vermene rağmen vermeyen bir Amerika var. Seninle NATO kapsamında beraber olmasına rağmen senin hemen 40 kilometre ötene askeri üst kuran bir Amerika var. Başka başına çuval geçiren bir Amerika var. Ve seni düşman ilan eden, kasa yaptırımlarını alan bir Amerika var. Ya burada biz hani bunları bir masaya koymamız gerekmiyor mu? en azından Rusya'ya davrandığımız gibi davranalım. Yani en azından. Evet. Öyle değil mi? Yani mütekabiliyet. Burada işte Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın hani, de, hani bizim dış politikamız başka ülkelerin iç politikası haline geldi. Yani bizim iç, dış politikamız Amerika'nın iç politikası haline gelirse ve biz hani tek yönlü talimatlarla hareket eden bir ülke noktasına gerek NATO kapsamında gerek diğer konularda bu noktaya gelirsek o zaman biz e, hani bize karşı düşmanlık yapan, bize karşı mütekabiliyet esasını dikkate almayan efendim ülkeleri, bizim üzerimize hesap olan ülkeleri caydıramayız. Ve dolayısıyla sağlıklı bir dış politikamız asla olmaz. Bunu evet. Bunun altını çizmemiz lazım. Şimdi burada hani teknolojik anlamda özellikle bu üst düzey teknolojiden belki hani çok anlamıyor olabilirim ama şunu çok artık biliyoruz ki okuduğumuz kadarıyla. Şimdi bizim patriot sahibi olmamızın ABD için hiçbir sakıncası yok. S400 sahibi olmamızın ABD için hiçbir sakıncası yok. Bizim F35 sahibi olmamızın ABD için yani kendi iç güvenliği adına konuşuyorum. ABD için hiçbir sakıncası yok. Ama burada bütün mesele şu. Bu bir stratejidir. Sizin bir ülkeye silah satıp satmamanız bir stratejidir. O ülkeyle olan ilişkilerinizi Nereye konumlandırdığınızla ilgili bir stratejidir. Esasında Trump bunları satmak istedi, parasını aldı, bunları teslim etme noktasında Trump'ın en ufak bir e, kuşkusu yoktu ya da bunları teslim etmekle ilgili en ufak bir aykırı bir düşüncesi görüşü yoktu Trump'ın. Ama Senato dedi ki hayır, parasını almış olabilirsin, teslim edemezsin. Şimdi ABD mesela diyelim ki İsrail'e Yunanistan'a ya da efendim stratejik olarak İş birlikteliği yapmak istediği bir ülkeye bunları gerekirse bedava verir Çünkü oradan gelecek 1 milyar 2 milyar 500 milyon dolar Neyse bu paraya çok büyük ihtiyaçları yok zaten adamda bunun fabrikası var doları basıp basıp duruyor yani orada ABD'nin dolara ihtiyacı yok bu bir uluslar uluslararası bir stratejidir ve siz bir ülkeye silah satmıyorsanız bu o ülkeye Hayır ben senin silahlanmanı istemiyorum güçlenmeni istemiyorum kendini savunmanı istemiyorum demektir. Bunun başka bir anlamı yoktur. Öbür türlü ha burada olay şu. Sen F-35 aldığında gidip ABD'ye mi vuracaksın? S-300, S-400 aldığında gidip ABD'ye mi vuracaksın? ABD bunu bile onu vurmayacak. Ama ne yapıyor? Bu bölgede seninle ilgili bir karar alıyor. Senin bu bölgede diyor. işte benim burada diyor efendim işbirlikleri olduğum, stratejik ortak olarak gördüğüm bir İsrail var diyor. İşte bir Yunanistan var. diyor. Ya da işte efendim bir şu anda işte Güney Kıbrıs Rum kesimi var diyor. Ben diyor burada senin diyor daha fazla güçlenmeni istemiyorum. Bu kadar net. Sorun şu var yani bir ülke hani birçok konuda müttefik olduğunu söylediği bir ülkeye neden hava güvenlik sistemi vermez? Bu gerçekten çok önemli bir konudur. Yani Amerika Türkiye'ye neden patriot vermiyor? Bence bunun tartışılması lazım. Bunun çok iyi konuşulması lazım. Ya kardeşim 40'tan fazla senin burada üssün var Türkiye'de. Yani bu senin güvenliğin için gerekiyor. Öyle değil mi? Yani ben buraya patro sistemi kurduğum zaman bu senin askeri birliklerinin de güvenliği için önemli. Sen buraya radar üssü kurdun. Değil mi? Malatya kürecik radar üssünü kurdun. Yani onun güvenliği için de patriot gerekiyor. Bu aynı zamanda Türkiye bir NATO ülkesi. NATO'nun ön cephesi olarak ifade ediliyor. Yani NATO Tabii. generalleri tarafından Amerikalı efendim e, yorumcular tarafından bu şekilde ifade ediliyor. E şimdi bakıldığı zaman Amerika Türkiye defalarca istememize rağmen niye patriot satmadı? Dediğiniz çok şey, çok önemli. Bakın e, İran'daki yani bunu bir örnekle aslında ifade etmek lazım. İran'daki nükleer tesislerin temellerini Amerika attı. 1970'li yıllarda. Yani şu anda Amerika'nın kurduğu bütün o efendim nükleer tesislerin temellerinde Amerika'nın şeyi vardır. Altyapısı vardır. Niye? Çünkü e, İran Küçük Amerika'ydı. Şah, evet. İran Şahı Amerika'nın en büyük müttefikiydi. Sonra bir efendim içeriden gelen bir efendim hareketlilikle beraber bir darbeyle beraber Hümeyni başa geçtiği zaman tabi Amerikan çıkarlarıyla uyuşmayan bir İran gündeme geldi ve dolayısıyla o nükle temeli atılmış olan nükleer tesisleri bu sefer hani Hümeyni devrimiyle beraber e, rota değiştiren İran e, o testleri geliştirmeye başladı. Şimdi Amerika şunu gördü. Ya dedi bu ben dedi şimdi e, efendim hani İran dün benim müttefikimdi bugün müttefikim değil. Ve şu anda benim İran üzerine bir BOP hesabım var. Büyük Ortadoğu Projesi hesabım var. Büyük İsrail Devleti hesabım var. Ve şimdi benim kurduğum testleri bana karşı kullanıyor. Şimdi burada mesele şu. E, Türkiye üzerindeki eğer Türkiye üzerinde hesaplar varsa adam sana hava güvenlik sistemi vermez. Yani sana karşı temkinliyse, senin üzerinde hesapları varsa sana, senin koruman için sana bir şey vermez. Ve bugün e, Türkiye niye patrol sistemi verilmedi? Çünkü Türkiye Büyük Orta Projesi'nin kapsama alanında. 22 İslam ülkesinden bir tanesi. Hani Prof. Dr. Haydar Baş Bey 1991 yılında Körfez Harekatı başladığı zaman Amerika Irak'a bombalar atmaya başladığı gün Haydar Baş Bey asıl hedef Türkiye'dir demişti. Irak'ı evet. üçe bölecekler. Asıl hedef Türkiye'dir. O dönemde çok iyi hatırlıyorum İstanbul'da Cuma namazlarında, hutbelerde, vaazlarda şöyle bir hutbe okutuldu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından. Ulul emre itaat farzdır. Çünkü o dönemde konuşulan soru şuydu. İşte Türkiye, işte ABD Irak'ı vururken Türkiye burada nasıl bir rol izleyecek? Özallı yıllar ve o dönemde ne bekleniyordu? İşte normal şartlar altında Irak Müslüman, ABD işte Irak'ı vuruyor. Olması gereken nedir? Tamam hani belki teknik olarak kendini ABD'ye karşı Irak'ın yanında yer almak gibi bir işte pozisyona etmek istemeyebilirsin ama e, ABD'nin yanında yer alıp da Irak'ı da vurmak istemeyebilirsin. Düşüncesi çerçevesinde en azından en azından ABD'nin yanında yer almayalım beklentisi var. Çünkü orada bombaların altında inleyen, canını kaybeden, yaralanan, işte efendim evi başına yıkılan halk Müslüman bir halk. Saddam'la ilgili olumlu olumsuz bir sürü düşünceye sahip olabilirsin ama Irak halkı dört dörtlük Müslüman bir halk. O dönemde işte Özal Amerika'nın yanında yer alma, hani bir koyup üç alma politikasını izleyeceğini ifade edince bu sefer halkta bir homurdanmalar oldu. Çok iyi hatırlıyorum Cuma namazında, Cuma hutbelerinde Ulul Emre itaat farzdır hutbeleri okutularak yani yarın Türkiye ABD'nin yanında Irak'a karşı savaşa girerse sakın sakın ama sakın herhangi bir karşı görüş sakın bir karşı duruş sergilemeyin. Bu noktada ulul emre itaatsizlik yapmış olursunuz diye hutbe okutuldu. laiklik adeta yerle bir edildi. Tabii orada ona da bir cümle söylemek lazım. Yani ulul emir Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsa ulul emre itaat farzdır. Eğer Allah ve Resulünün e, emrinin tersine hareket ediyorsa o ulul emir değildir zaten. Bunu da burada ifade etmemiz lazım. Yani ulul emrin en baştaki dikkat, yani o itaatin farz olduğu ulul emir e, Müslümana kılıç çekmeyendir. Müslüman'ın kötülüğünü istemeyendir. Kıble ehli, Kıble elini efendim tekfir etmeyendir. Onlara karşı olmayandır. Yani ulul emr derken aslında daha hususi manada da ulul emr aslında hani, Ehlibeyt imamlarıdır. Ehlibeyt imamlarıdır. Yani Ehlibeyt e, imamların kendileridir. Başta İmam Ali Efendimiz olmak üzere. Şimdi baktığımız zaman sen şimdi e, Allah'a ve Resulüne yani Resulullah ne diyor? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir müminin ölümüne bir kelimeyle dahi yarım yani bir kelimeyle de var, yarım kelime evet. de var. Ben bir kelime olan kaynağını biliyorum. Bir kelimeyle dahi diyor, katkı sağlamış olursanız diyor, Allah'tan Allah'ın rahmetinden nasibiniz yoktur. İşte bu insan ulul emri olamaz. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. O yüzden bu yalanlarla dolanlarla beraber İslam coğrafyasını karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Bu da bir Amerikan projesi, bu Tabii, da bir Bob projesi. Bu mezhepçilik anlayışı zaten buradan başladı. Yani İngiltere'nin Suudi Arabistan'la beraber başlattığı, daha sonra Orta Doğu'daki pek çok ülkelerde efendim bakıyorsun halk sünni, lider şii, halk şii, işte lider sünni, ya da işte hem Sünni hem Şii'nin yoğun olduğu bölgelerde birini çok destekleyerek orada öne çıkartarak böyle herhangi bir karışık karışıklığa kaosa zemin oluşturarak oluşturdukları cetvelle çizdikleri Kuzey Afrika ve efendim Orta Doğu coğrafyası işte bugün işte insanının sokakta gördüğünde işte bir canının değerini olmadığı bir coğrafya dönüştü. Evet. Bir de tabii şu gerçeği söyleyerek bu faslı bitirelim. Tabi. Yani burada e, ayet-i kerimelerle sabittir ki e, bizzat Cenab-ı Hak diyor ki eldi kitapla dost olmayın. Yani ehli kitap dediğimiz Hristiyan ve Yahudilerdir. Yani Hristiyan ve Yahudilerle, Ehli Kitap'la dost olmayın. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Şimdi dolayısıyla burada bizler eğer İslam ülkeleri olarak kalkıp da efendim neçide biz bir e, hani Ehli Beyt'ten beslenen bir İslam medeniyetinin bir nesliyiz şu anda millet olarak. Ve Dolayısıyla kalkıp da efendim e, Haçlı'nın safında Müslüman'a karşı olursak, Haçlı'nın safında Müslüman'a namı doğrultursak, ya bu bizi zaten onlardan kılar. Yani beraber olduklarımızdan kılar ki e, bizde bir şey kalmamıştır zaten o zaman. Bizi o değerler yok olmuştur. Evet. O yüzden buna da dikkat etmemiz lazım. Çünkü bundan sonraki dönem yaşanacaklar. Sünni binat oluşturuluyor. İslam ülkelerine karşı, İslam ülkeleri karşı karşıya getirmeye çalışılıyor. Bu dönemde yapılması gereken son derece dikkatli olup İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğini sağlayan, Şii, Sünni, Alevi, Sünni tüm Müslümanların kenetleşmesini sağlayan duruşlar ortaya koymamız lazım. Prof. Haydar Baş Bey'in ifade ettiği gibi tevhidin merkezi el i Beyt teziyle beraber o birliği, beraberliği sağlamamız lazım ki bu oyunlar bir taraf olsun. Evet şimdi peki ABD ile başladık, ABD ile devam edelim. Şimdi bir yandan ABD işte İran'ın nükleer anlaşmaya dönüş önerisine ihtiyatlı davranırken, bu konuda daha bir temkinli davranırken öbür taraftan da İsrail'den bir açıklama geldi. İsrail diyor ki ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacak. Ee, ama diyor bu demek ki işi bize bırakacak biz saldırabiliriz, saldırırız. Ee, ben şöyle bir iddiada bulunuyorum. Diyorum ki ABD esasında İran'ın nükleer silah geliştirmesinden rahatsız değil. Bir şekilde İran'ın esasında nükleer bir güce sahip olmasını destekliyor. Ama burada arzuladığı şey şu. İran'ın nükleer güce sahip olması üzerinden bir kriz çıkartma. Yani bir nükleer kriz çıkartabilmesi için İran'ın bir nükleer güce sahip olması gerekiyor. Yani burada tabii, Bu benim tabi düşüncem. Tab hani... ama burada nükleer anlaşmadan kasıt şu. Yani nükleer anlaşma İran'ın zaten nükleer silah sahip olmaması için yapılan bir anlaşma. Yani yüzde %5'te sınırlandıran ya, uranyum zengin, zenginleştirme. Evet. Yani enerji amaçlı olarak nükleer e, testlerin e, devam etmesi, uranyum zenginleştirmeyi de %5'te tutmak. Yani bu noktada sınırlamak. Şimdi e, ama İran, e, bu tabii Trump döneminde Amerika masadan kalktığı için, hani P5 artı 1 ülkeleri dediğimiz, hani e, 5 daimi üye Birleşmiş evet. ve de 1 Almanya olması lazım. E, 6 ülkeden e, Amerika anlaşmadan çekilince, nükleer anlaşmadan çekilince İran da bu sefer dedi ki ben %5'in üzerine çıkacağım ve belli bir uranyum yani zenginleştirilmiş uranyum kapasitesi sözü vermişti, depolama sözü vermişti. O sözü de aşacağım demişti. Yani artık ben e, bu sözlerimi yerine getirmem neden? Çünkü anlaşmayı ben bozmadım. Amerika masadan kalktı. Kalkmakla da kalmadı. Efendim anlaşmaya ben bugüne kadar uymama rağmen bana kendisi yaptırım uyguladığı gibi Diğer ülkelerden de benimle ilişkilerini devam edenlere yaptırım uyguladı. Bakın çok enteresan. Yani KASA yaptırımlarını sadece İran uygulamadı. İran'la kim ilişkiye girdiyse onlara da yaptırım uyguladı. Avrupa Birliği ülkeleri vesaire hepsine. Şimdi burada aslında İran haklıydı. İran denilini yapıyordu. Birleşmiş Milletler denetçilerine, atom enerjisi denet, denetçilerine kapılarının sonuna kadar açmıştı. Ve derdim dedi benim nükleer silah geliştirmek değil, benim derdim, Nükleer santrallerinden nükleer enerji üretebilmek. Şu an Türkiye de bunu istiyor değil mi? O yüzden akuyu kurmaya çalışıyoruz. O yüzden nükleer çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Her ülkenin de hakkıdır. He, bunun dışında ülkelerin eğer benim bölgemde İsrail nükleer, nükleer silah geliştirebiliyorsa, yani İsrail şu anda nükleer silah üretebiliyor. O evet. zaman ben de bu bölge ülkesi olarak mütekabiliyet esaslarına göre benim de üretme hakkım var. Ben bağımsız bir devletim ve ben de üretebilirim. İran da üretebilir. Irak da üretebilir. Diğer ülke Suriye de üretebilir. Yani İsrail üretiyorsa ben de üretebilirim. Amerika üretebiliyorsa bildiğim kadarıyla 111-112 tane nükleer santrali var. Mısadet yani, ben bir tane açayım ya. Şimdi sen bir de şu var. Bugün dünyada nükleer silah üretmesi yasaklanan bir ülke varsa, yasaklanacak olan bir ülke varsa. O Amerika'dır. Neden? Bugüne kadar Amerika dışında da nükleer silah kullanan başka bir ülke yok. Yani atom bombasını evet. iki defa sivillere karşı kullanan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve zayıflatılmış uranyum dediğimiz nükleer silahın zayıflatılmasını da Amerika Irak'ta kullandı. Değil mi? Yani oranın birçok felücesinde, efendim e, telaferde birçok yerde zayıflatılmış uranyum kullandı Amerika. Şimdi burada sicili kirli olan, sicili karanlık olan ülke Amerika'dır. Bugün nükleer silahın yasaklanması gereken ülke Amerika'dır aslında. İsrail'dir. O da biyolojik silah, kimyasal silah kullandı Filistinlilere karşı. Kim kullanıyorsa onun yasaklanması lazım. Bütün ülkelerde bu konuda hem fikir olması lazım. Ama olunmuyorsa o zaman ben de üretebilirim. Şimdi bu bir kere İran hakkıdır. Ama İran buna rağmen diyor ki ben diyor silah anlamında üretmek istemiyorum. Gelin beni denetleyin. Tekrar anlaşmaya dönün. Yaptırımları kaldırın. Çünkü ekonomik olarak yaptırımlardan çok ciddi zarar gördü İran. ahmet Necat döneminde o zaman yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Necat'ın şöyle bir açıklaması olmuştu. Dedi ki biz Müslümanız. Yani nükleer silah kullanarak masum sivil vatandaşları öldürmek bizim inançlarımıza göre haramdır, yasaktır. Biz bunu yapamayız. Yani nükleer silahı kullanmak bizim inancımıza aykırı. Ters diyerek bir açıklama yapmıştı. E, bu hatırlarsan o zaman denetçi kuruluşlar bir ara bir gittiler ve sonra dediler işte açıklama yaptılar, rapor açıkladılar. İran bize bütün kapıları açtı, gittik, gezdik, dolaştık. Evet bu adamlar nükleer işte bir takım çalışmalar yapıyorlar ama barışçıl nükleer yani enerji alanında bunu tutuyorlar diye bir açıklama yaptı ama ondan sonra maalesef kimse bu açıklamayı iyi tamam İran sen bunu yap diyerek okumadı. Şimdi bir ara e, Prof. Dr. Haydar Başbey'e bir arkadaş demişti ki e, hocam işte e, şöyle nükleer silah geliştirmemiz lazım, şöyle bir ne yapmamız lazım falan şeklinde. E, Haydar Başveri tebessüm etmişti demişti ki e, evladım demişti biz nükleer silah e, üretmek için değil, biz nükleer silahları dünyadan toplamak için geleceğiz. <laughs> Böyle bir ifadesi vardı. Dolayısıyla bu hiç kimseye faydası yok. E, bakın burada tabi e, de aslında önemli bir noktanın altını çiziniz. Şu anda Amerika e, İran'ın yani nükleer silah geliştirmemesine rağmen nükleer çalışmaları yani bilimsel çalışmaları bile adamların bir bahanesi, bir gerekçesi. İran'a vurmak için, bölgeyi germek için, bölgede savaş tamtamları çalmak için sürekli bir gerginlik, bir kaos üretmek istiyorlar. Bunu da bir bahane olarak kullanıyorlar. Halbuki İran sınırlarını sonuna kadar açmıştı. Gelin beni denetleyin diye. Şimdi İsrail ne diyor? Yani İsrail açıktan bir savaş tehdididir bu. Tabii. Yani aslında savaş değil bu. Bir terör tehdididir bu. Yani İsrail yerleşim birimleri bakanı Tzachi e, Hanekbi bugün yaptığı açıklama ABD asla İran'daki nükleer testlere saldırmayacak. İsrail bu tehlikeyi bertaraf etmek için ortadan kaldırmak için bağımsız hareket etmek zorunda kalabilir. Yani o iş bize kalacak diyor, bize kalır diyor. Yani şunu söylüyor, ben İran'a diyor, bu konuda terör saldırısı yapacağım diyor. Şimdi burada bu ilk değil zaten. Yani nükleer fizikçi evet. olan efendim Fahrizade'nin suikasti, efendim Süleyman Süleymani'nin suikasti ve diğer birçok İranlı yetkiliye yapılan İran'da ve dışarıda yapılan suikastlerin hep İsrail parmağı olduğunu zaten eee birçok yetkili kendi itiraflarında kendi da var itirafları Da var. Ve burada çok enteresan. Amerika tabi şunu e, özellikle konuşmamız lazım. Amerika şu anda sıcak bakıyor. Yani Biden yönetimi İran'da nükleer çalışmaya yeniden başlamaya sıcak bakıyor. E tabii ki burada hemen atlayacak da değil. Yani İran'la nükleer anlaşmaya oturmak için, e, şimdi İran e, özellikle Trump masayı devirdikten sonra çalışmalarına devam etti. Madem siz sözünüzü tutmuyorsunuz, ben de o zaman dedi çalışmalarımı artırarak devam edeceğim. Ve çok ciddi ilerlemeler kaydetti şu anda İran. Stoklarında, zenginleştirmede, uranyum zenginleştirmede. Şimdi tabii Amerika şu açıdan temkinli yaklaşıyor. Tamam masaya oturacağız ama şimdi İran'ı tekrar eski haline çekmemiz gerekiyor diyor. Yani adam o mantığa bakıyor şu anda. Birincisi bu. Yani ihtiyatlı yaklaşmasının nedeni bu. Ama İran'la bir nükleer anlaşma imzalamayı düşünüyor. Obama zaten imzalamıştı. Evet. Biden da şu anda, daha doğrusu Biden'ın arkasındaki iradeler Amerika. Amerika derin devleti İran'la şu anda böyle bir hani İran nükleer çalışmalarını kontrol altına alacak bir anlaşma planlıyor. Niçin? Sebebi şu, aslında geçtiğimiz günlerde Amerika ile Avrupa Birliği arasında, Cuma günü konuşmuştuk, pardon Cumartesi günü belki sizle konuşmuş olabiliriz. Amerika ile Avrupa Birliği arasında bir anlaşma imzalandı. Ve bu anlaşmanın İngilizce metnini ben, efendim bana ulaşmıştı. Ve orada şu ifade var. Yani Avrupa Birliği ve Amerika, Türkiye ve Çin konusunda ortak hareket edecektir diye. Türkiye ve Çin çok enteresan. Şimdi şu anda Türkiye odaklandılar çünkü Büyük Orta Doğu projesinin asıl hedefi Türkiye. Sen istediğin kadar işbirliğini geliştirmeye çalış, istediğin kadar diplomasini, efendim telefon efendim trafiğini artır, hiç fark etmez. Sen adamın hedefindesin. Dolayısıyla adam senin kasa yatırımdan aldı ve senin burnunun dibine üstlerini kurdu. Ama burada bir problem var. Nedir o? Şu anda ekonomik anlamda Amerika'nın ekonomisi çöktü. Doları bitti. Hard currency olmaktan çıktı. Bunu Amerikalılar itiraf ediyor. Bunun da en büyük nedeni Çin'in şu anda hani uyguladığı yeni modelle beraber ki Trump bunu söylüyor biliyorsunuz. Yeni bir modelle karşımıza çıktı diyor. Tüketim endeksi. Evet tüketim endeksi yeni bir modelle karşımıza çıktı diyor. Bu bizim alışılagelmiş bir şey değil diyor. Bir mücadele değil diyor. Biz onunla başa çıkamıyoruz diyor. Eskiden diyor biz şu, şu şu ülkelere diyor bir yaptırım uyguladığımızda çok etki alıyorduk ama şimdi diyor Rusya Çin'e karşı bir yaptırım kararı aldığımızda bir neçi alamıyoruz diyor Amerikalı yetkililer. Şimdi o yüzden Çin'e odaklanmak istiyorlar ama Çin'e odaklanmak için yani İran'dan e, biraz e, İran'la mücadeleyi biraz hafifletmeleri gerekiyor. Burada tabii İran'ın e, bu ABD yaptırımları altında Türkiye ile olan yakınlaşmasını da burada mesafeyi açarak yani Türkiye ile İran arasındaki mesafeyi de biraz açmak. İran'ın Rusya ile olan diyaloglarında biraz İran'ı hafif e, ABD'ye biraz daha yaklaştırmak gibi hani bir taşta birkaç kuş vurmak gibi bir düşünceleri de var. Kesinlikle ama burada tabii şu var. Yani İran e, diplomasisi çok güçlü bir devlet. E, dolayısıyla burada hani e, sırf Amerika biraz yakınlaşıyor, nükleer anlaşma imzalıyor diye Rusya ile ilişkilerini devre dışı bırakmaz. E, Türkiye bir yani Türkiye burada e, yanlış bir adım atmazsa Türkiye'de de politikalarını e, uzaklaştırmaz. Yani Türkiye aman biz Amerika şirin gözüken diye İran'a tavır alma durumuna girerse ki yanlış yapar. E, o da onu da dikkat etmek gerekiyor. Yani baktığımız zaman şu anda şimdi Amerika Amerika'nın ben düşündüklerini söylüyorum şu anda. He, bunlar tutar mı? Bugüne kadar Amerika'nın düşündükleri tutmuş olsaydı para hakimiyetini kaybetmezdi. Bugüne kadar Amerika bütün planladıklarını gerçekleştirmiş olsaydı Suriye'nin tamamını işgal etmişti. Yani olmuyor bu. Yani öyle ben istedim olmuyor öyle bir şey. Hani yok efendim falanca yerdeki bir top topu dahi görebiliyormuş. Ya şu anda Amerika şu anda kendi sokaklarındaki kargaşayı göremiyor. Burnunun ucunu görmüyor. Göremiyor şu anda yani. Böyle bir Amerika yok. Yani siz kendi kafanıza bir tanrı ürettiniz bir put ürettiniz ve ona taptınız. Yani sizin kafanızda altıncı filo bir puttu, ona taptınız. Siz Amerika'yı bir put olarak taptınız. Böyle bir Amerika yok, böyle bir İsrail yok, böyle bir yani efendim sınırsız bir güç yok. Siz sınırsız bir güç arıyorsanız o Cenab-ı <laughs> Sizin tapacağınız bir tane varlık var o da cenab Hak. Her şeyi yoktan var etti. Şimdi burada e, bir taraftan Müslümanım deyip bir taraftan da birilerini Allah'ın cenab üstüne koymak bu zaten yani imanın olmadığını alametidir. Şimdi dönersek bu tarafa, bakın bugün e, bağımsız bir devlet karşısında başka devletler hiçbir irade ortaya koyamazlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'si böyleydi. Dünyanın bütün güçleri çullandı, Atatürk hepsini bertaraf etti. E şimdi Rusya bir şey yapabiliyorlar mı? Rusya, milli ekonomi modeliyle beraber bağımsızlığını kazandı, bağımsız bir ekonomik yapıyı elde etti. Çin… Milli ekonomi modelinin iç talebi destekleyen projelerle, milli para formülüyle beraber güç kazandı, fasonculuktan kurtuldu. Şimdi bu ülkelere, dünyanın bütün ülkeleri bir araya gelse şu an bir şey yapabiliyorlar mı? Yapamazlar. Şimdi Amerika ile anlaşıyor. Amerika, Avrupa Birliği anlaşıyor. Niye? Çin'le mücadele edeceğiz. Şimdi bunu yaparken baskılarla beraber. Yani Amerika'nın Avrupa Birliği'ne verebileceği hiçbir şey yok. Tehditler, şantajlar ve baskılar dışında. Ama Çin ne diyor? Diyor ki kardeşim diyor, senle ticaret yapacağız. Sana uygun fiyatlardan ürün vereceğim, ayağınıza getireceğim, sizden şunu alacağım. Yani kazan kazan formülüyle geliyor. Şimdi Avrupa Birliği kalkıp da Rusya'nın doğal gazından vazge vazgeçebilir mi? İhtiyacı var. Çin'e ticaret, Çin Çinde üretim yapmaya, Çin mamullerini almaya ihtiyacı var. Çin'e ürün satmaya bugün dünyada Tabii. Bir ihtiyacı var. Yani günde 2 milyarlık nüfusdan bahsediyoruz. Hani, şimdi eskiden şöyle bir durum söz konusuydu. Bir marka olmak istiyorsan, uluslararası marka olmak istiyorsan ABD ile işbirliği yapman gerekiyordu. ABD'de pazarda olman gerekiyordu. Şu anda dengeler değişti. Artık uluslararası bir marka olmak istiyorsan Çin'e ürün satman gerekiyor. Para kazanmak istiyorsan Çin'e ürün satman gerekiyor. Marka olmak istiyorsan Çinde ürün yapman gerekiyor. Hatta JP Morgan analisti, işte bilmem ne Craig ismini şu an hatırlamadım, diyor ki e, Amerikan dolarından çıkın, Asya paralarına yönelin. Yani e sadece yatırım anlamında değil, şu an yani sadece üretim anlamında Güney, değil. Güney Kore yavaş yavaş ticari değil. dengesinde Çin'den daha sıcak diyaloglar kurmaya başladı. Ama işte Çin'i bu noktaya taşıyan da Profesör Haderbaş'ın milli ekonomi modeli oldu. Yani bizim içimizden çıkan modeli biz görmediğimiz için, biz sırtımızı döndüğümüz için onu görüp de ondan istifade edenler bugün dünyada ekonomi dengeleri oluşturan, kurgulayan, denge merkezi olan ülkeler haline geldi. Yani bundan da ders çıkartmıyoruz. Bundan da nasipler değiliz. Evet. Ama bugün e, şunu ifade etmemiz gerekiyor: Batı bloğu şu anda Türkiye ve Çin'e karşı mücadelede anlaştılar. Ama Çin'e karşı ne kadar anlaşırlarsa anlaşsınlar, Çin bağımsız bir devlet, bağımsız bir ekonomi olduğu için onunla mücadele edemezler. Yani kabak yine bizim başımıza patlıyor. Biz çünkü bağımlıyız. Bizi gözlerine kestirenler, bizi asıl hedef olarak BOP'un merkezine koyanlar, bizim üzerimize menfur hesapları olanlar, aynı zamanda bizim bağlı olduğumuz ülkeler. NATO kapsamında, ekonomik kapsamda, siyasi kapsamda, icazet peşine koştuğumuz ülkeler. İşte bu büyük bir tehlike. Irak'ı bugün efendim e, hani Amerika'nın bombalarına, İngilizlerin işgaline maruz bırakan işte bu bağımlılıktı. Böyle bir tehlike var. O yüzden Türkiye bir an önce hani fabrika ayarlarına dönmeli, tekrar bir milli devlet olmalı, ekonomisini millileştirmeli, bağımsız bir ekonomiye sahip olmalı. O zaman göreceğiz ki sadece ekonomik sorunlarımız çözülmeyecek. Aynı zamanda bu kuşatma da bertaraf olacak. Bu tehlikeler de bu tehditler de bertaraf olacak. İşte bugün bunun da zaten hani adresi milli ekonomi modelidir. Ve bunu uygulayacak olan lider ve kadrodur. Bunu da burada ifade etmemiz lazım. Evet. Şimdi çok fazla bir vaktimiz yok. Ee, bu gündemler içerisinde çok hızlı bir içeri girelim. İç, i̇ç gündeme dönelim. Ve kafalardaki şu soruyla programı bitirelim. Ee, anayasa değişikliği gündemi var. Sence bu gündem seçim için mi? Şimdi burada tabii e, bakın bir anayasa hukukçusu var. E, efendim anayasa e, İstanbul e, eski baro başkanı e, Turgut Kazan ve duayen hukukçu. E, onun bugün bazı yorumlarını baktım da e, e, o yorumlar gerçekten güzel. Yani alt çizmesi gerek, çizdim evet. zaten altına <laughs> Diyor ki yaşadığımız anayasa sorunu değil, anayasayı takmama sorunudur diyor. Yani şu an bizim anayasamızın hiçbir eksiği yok. Yani tepeden tırnağa biz Anayasayı defalarca okumuş insanlarız değil mi? Yani çok zaten böyle bir, acayip bir şey diyeceğim yani kocu bir yani. kitap 10 bin zaten. sayfalık bir evet. kitap değil. Evet. Yani açıp okuduğunuz zaman anayasada gerçekten hiçbir madde dışarıda bırakılmamış. Hatta şey vardır bazı hukukçular der ya da Anayasa profesörü olmak diye bir kavram işte Türkiye'de var. Ya 200 sayfalık bir ürün bir kitap. Kitap çık, cebinizde Tabii. taşıyabilirsiniz yani evet. böyle çantanıza taşıyabilirsiniz. Başından sonra okuduğunuz zaman. Hiçbir şey dışarıda bırakılmamış. Yani inanç özgürlüğünden tut, ekonomisinden, siyasetinden, hukukuna her şeyine kadar içinde var anayasanın şu anda. Hiçbir problem yok aslında. Ama işte bu darbe anayasası. Ama ya tamam yanlışlar varsa düzeltelim. Yani yanlış yerler varsa düzeltelim. Ama bugün anayasada, hani anayasadan kaynaklanan sebeplerle, anayasada olmadan o, efendim, kısıtlayan, baskılayan sebeplerle biz şu işi yapamıyoruz diye bir şey yok. Yani şu anda biz şunu söyleyelim. Senyoraj gelirimizi devreye koyacağız anayasa mı buna engel? Hayır. Toplumun cebine para koyacağız da anayasa mı buna engel? Üretimi canlandıracağız anayasa mı buna engel? Anayasanın böyle bir problem yok. Yani işte büyük baş küçük baş hayvan varlığımızı 3 kat, 5 kat, 10 kat arttıracağız da anayasa buna engel koymuyor. Tabii böyle bir problem yok. Okuduğunuz zaman zaten yani halka tahallük eden, millete tahallük eden, hizmete, millete hizmete tahallük eden konularda anayasada asla bir problem yok. Ama burada bakın e, Sayın Hukukçu şunu söylüyor. Diyor ki ee, işte seçimle alakalı diyor bazı anladığımız kadar endişeler var diyor. Ee, yani e, siyasilerimizin düşündüğü tek şey diyor, büyük olasılıkla seç, yalnız seçimdir diyor. Seçim maddesini değiştirmektir diyor. Kaç aday varsa seçime girilir. Yani istedikleri, bekledikleri de şu. Kaç aday varsa seçime girilir. En çok oy olan kazanır. Böylece hem muhalif kanattan daha çok aday girmesi sağlanmış olur. Oraya da bir parmak bal Hem de efendim yüzde otuzun üzerinde oy aldığın zaman efendim seçilmiş olursun. Yani şu anda %50 artı bir sistemi tutmadı. Yani bu şu anda ittifaklar kurman lazım, onun bunun peşinden koşman lazım değil mi? Evet. Şimdi hani en fazla alan Cumhurbaşkanı olsun mantığını ortaya koymak. Bunun için bir anayasa değiştiği olabilir diyor. Yani talep ediyorlar diyor. Ben de bir şey daha ekleyeyim öyle bitireyim. Hı, tabii ki. Yani aynı zamanda hani gündemdeki gerçek problemlerin üstünü örtmek için çok güzel bir örtü butur tartışmalar. <laughs> Bunu da ifade evet. etmemiz gerekiyor. E muhalefet de bu tartışmalardan O geri da besleniyor, kalmıyor. o da besleniyor. O da en nihayetinde bu tartışmalarda taraf olmayı seviyor. Sevgili izleyiciler evet kum saatinde bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Dış politika ağırlıklı konuştuk ama hep hani aynı şeyi söylüyoruz. Dış politika konuştuğumuz zaman bir yanıyla esasında iç politikayı da konuşmuş oluyoruz. Bir sonraki programda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Meltem TV'de kalın.